yürü. Ne yapıyorsun? Savaş, ne oluyor? Bin çabuk. Savaş, ne oluyor? Nereye? Bin dedim. İşte, neredesin? Yok, sağ ol. Sağ ol. Afiyet olsun. Konuşmayacak mı benimle? Yasemin. Anneciğim. Mehmet'le bir konuşsan. Al. Anne git, beni yalnız bırak. Nereye gidiyoruz? Havaalanına. İtalya'ya geri dönüyorsun. Saçmalama. Benim adıma mı karar veriyorsun? Nadia, tartışmayalım lütfen. Savaş canım. Bak, mantıksız hareket ediyorsun. Sen ne gördüğünü farkında değil misin? Bizim aşiretin adamlara eroin indiriyorlardı. Eroin. Pudra şekeri değil. Farkındayım. Bağırma. Eroin ya. Bildireceğim. Eroin. Zehir. Senin hayatını tehlikeye atmış olabilirim. Onun için hemen geri dönmen en doğrusu. Çok üzgünüm. Yerinden ettim seni ama bilmiyorum. Bilmediğim belli. Şu haline baksana, elin ayağın titriyor. Tamam.
Tamam, ortada yasal olmayan bir para olduğu belliydi ama... Of! Peki sen nereden geliyor sanıyordun bunca para? Kaçakçılıktan. Mazot, canlı hayvan, elektronik eşya. Zararsız şeyler işte, ne bileyim. Ama eroin, ölsem aklıma gelmezdi. Benim ailem nasıl yapar böyle bir şey ya? Benim ailem katil mi? Zehir mi satıyor? Tamam canım, sakin ol. Gitti mi peki? Apar topar çıktı ağam. Yanındaki kadını da çekti, kolundan aldı götürdü. Ne kadını ya? Ne diyorsun sen? Kadın işte ağam. Gençten güzel. Daha evvel gördünüz biri mi? Yok ağam, ilk defa. Hadi hadi devam edin. Başım gözüm üstüne ağam. Hadi acele edin. Selamun aleyküm İsmail efendi. Nereye? Depoya. Savaş yanında bir kadınla gelmiş. Malı indirirken görmüş. İcabına bakmam lazım. Nasıl? Ne demek icabına bakmak? Ne bileyim abla. Bir an evvel mal çıksın yola. Bizim çocuk bir delilik yapıp... Polise mi gider? Oğlumdan bahsediyoruz Pala, oğlumdan. Yanında bir kadın varmış ama. Olsun. Savaş asidir. Ama ailesine ihbar edecek kadar şerefsiz değildir. Ne yani, duracak mıyız böyle? Ya kadın konuşursa? Konuşmaz. Savaş müsaade etmez. Otur oturduğun yerde. Savaş ne yapacak peki şimdi? Ne yapacak? Gelip bizden hesap soracak. Yasemin. Anne, bizi biraz yalnız bırakabilir misin? Otur. Beni yıktın Mehmet. Affet Yasemin. Nasıl pişman olduğumu anlatamam. Ne zamandır ilişkin vardı Müjde ile? İlişki değil. Hayır. Bir kerelik bir şeydi. Sadece bir kere oldu. Bir daha olacak mı? Asla. Asla seni bir daha kaybetmeye göze alabilir miyim sanıyorsun? Sensiz yaşamam imkansız. Yasemin, seni öyle seviyorum ki beni affetmen için her şeyi yaparım. Her şeyi mi? Her şey. Ne istersen. Yeter ki olanları unutalım. Yine eskisi gibi olalım. Nasıl yaptım bu hayvanla bilmiyorum ama hepsini unutturacağım sana. Seni Müjde ile o halde gördükten sonra ne yaptım biliyor musun? Bodrum'a gittim. Bir bara girdim. Barda karşıma çıkan ilk adamla yattım. Niye gülüyorsun? Sen öyle bir şey yapamazsın. İmkansız. Ama yaptım. Hayır. Beni üzmek için söylüyorsun. Kiminle? Bilmem, adını sormadım. Hala seni affetmemi istiyor musun? Aşkımıza kaldığımız yerden devam edebilir miyiz sence? Ya nasıl yaptın böyle bir şey? Sen de yaptın.
Aşk eşitlenmekse ikimiz de eşitiz artık. Senin annende bir hata, benim annemde bir hata. Aşk eşitlenmek değilmiş ama, değil mi? Sen yapınca bir hata oluyor, ben yapınca bin hata oluyor. Seni hayatım boyunca bir daha görmek, hatırlamak bile istemiyorum. Yasemin! Bak, kabullenmem için zaman tanı bana. Belki unutabilirim. Ama ben unutamam. Sen unutsan da ben unutamam. Git, git bir daha da karşıma çıkma. Yasemin, anneciğim, Eşyalarını yarın kargoyla yollayacağım. Zaten bir valizim var otelde, o kadar. Sen beni arama. Ne olur ne olmaz ben seni ararım. Tamam. Ne yapacaksın şimdi? Aileme hesap soracağım. Hadi iyi yolculuklar. Sağ ol. Savaş. Kendine dikkat et. Beni aramayı ihmal etme sakın. Aklım sende kalacak. Kalmasın, merak etme. Tamam. Hadi anneciğim. Sütünü iç. Daha çok kalsiyum alman gerekiyor. Anne, sen aşka inanıyor musun? İnanıyorum tabii. İnsan aşk olmadan yaşayamaz ki. Ben yaşıyorum ama. Aşka inanmadığım halde yaşıyorum. Acım var da ondan. Ama geçecek bir tane. Aşk bir yalan. Bir oyun vallahi. Kadınlar yazıyor, erkekler de oynuyor. Gerçek aşk karşına çıkmadı daha da ondan. Ama bir gün seni hak edecek biri çıkacak. O zaman sevgiye de aşka da gerçekten inanacaksın. Asla inanmayacağım. Bir daha hiçbir erkeğe inanmayacağım. Bütün erkekler Mehmet gibi değil ki kızım. Babanı hatırla. Bizimki nasıl büyük bir aşktı. Aşk babamla birlikte ölmüş. Sen çok şanslıymışsın. Ah enişte, kaç kere söyledim anlat Savaş'a narkotik işi yaptığımızı bilsin diye, kaç kere? Gelince kopacak kızılca kıyamet. Topla kendini. Ne bu halin? Savaş'ın büyüğüsün sen. Büyüklüğünü bil. Mevzu toz olunca büyüklük sökmüyor abla. Durumu nasıl açıklayacağız? Açıklamaya mecburiyetimiz mi vardır? Sorar, anlatırız. O kadar. Hoş geldin. Hoş geldin.
durumda Carleone ailesine haber çabuk uçmuş. İsmail mi aradı? Savaş, sana anlatacaklarımız var. Hayır! Benim size soracaklarım var. Koskoca Baldar aşireti ne zamandır toz işi yapıyor? Böyle öğrenmeni istemezdik ama oldu. Babanın ömrü vefa etseydi sana... Bana girizgah yapma dayı. Benim soruma cevap ver. Baldar aşireti nasıl toz işi yapar? Biz katil miyiz ha? Kaç kişinin kanına girdik bugüne kadar? Biraz ağırdan al, ağırdan. Dayın var karşında. Katil miyiz biz ha? Biz neyiz? Hani bizim şerefimiz, haysiyetimiz? Doğru konuş! Sana cevap ver dedim. Ne oluyor? Katil kavga mı ediyorlar? Ha? Ne diyorsun sen be? Cevap verin bana! Sen Mustafa! Otur şuraya. Başka büyüklerin var senin. Büyüklüğünüzü bilin o zaman. Bu nasıl şerefsizlik? Baş, doğru konuş dedim sana. Allah'a çok şükür. Şerefimizde de, haysiyetimizde de tek teke yoktur. Uyuşturucu satanlar katildir. Katillerin de şerefi olmaz. Baldarlar da uyuşturucu sattığına göre şerefsiz katillerdir. Yeter! Yeter! Ağzından çıkanı kulağın duysun. Amerika'da mektep okurken bu değirmenin suyu nereden geliyor diye merak etseydin. Başımıza ağ kesildiğinde hesap mı soruyorsun? Biz meraklı mıyız kelli koltukta yaşamaya? Ama bitirdik diye kesip atarsak memleketteki 10.000 can neyle beslenecek Savaş? Alın teriyle dayı. Alın teriyle. Genç insanların canıyla değil. Savaş, evladım. Madem aşiretin başı benim, son sözüm bu. Hayır değilsin diyorsanız söyleyin, hemen eşyamı toplayıp gideyim. Defol git be. Bir alttan anladığın yok. Babanın parasını yemeyi iyi biliyorsun ama. Merak etme yemem. Sırtımda taş taşırım, yine de genç insanları zehirlemem. Anladın mı? Aşiretiniz de, mülkünüz de sizin olsun. Aramayın bir daha beni. Ulan seni arayan şerefsizin kralı olsun be. Hiçbir yere gidemezsin. Sen bu aşiretin reisisin. Dediğin gibi olsun. Abla, mal çoktan yola çıktı, artık dönüşü yok. Çıkmadı. Eşref depoda. Malın başında bekliyor. Ara. Geri gitsin. Savaş. Dediğini yap hala. İsmail, tozu geri yükleyin. Geri yükleyin! İstediğin oldu mu? Oldu mu? Oldu. Bundan böyle Baldarların zehirle işi bitmiştir.
Abla sen delirdin mi? Şşş, gel. Gel otur. Savaş benim oğlum Pala. Baldarların en büyük erkeği. Alıp başını gitsin de dosta düşmana tutamadılar oğullarını başlarında mı dedirtelim? Abla. Kimsenin yüzüne bakamaz hale mi gelelim? İyi de bu işler yürümezse ne olacak? Yürüyecek. Savaş yürütmeye mecbur kalacak. Var mı başka yolu? Bu çark başka nasıl döner? Bırak kendi görsün çıkar yol olmadığını. Biraz sabret. Nasıl olmuş? Bana ne soruyorsun? Müşteri temsilcisine sor. Hanımefendi teşrif etse soracak da henüz yok ortada. Erkencisiniz Bora Bey. Hadi hadi geçin de başlayalım. Vaktim yok. Sitare, kahvem nerede kaldı? Geldim Bora Bey, burada. Sağ ol. Buyurun. Sağ ol. Şey, takımlarımı kuru temizlemeden aldır. Öğleden sonraki toplantımı da çek et. Tamam, peki efendim. Şunlara bir göz atsanız. Sevgi nerede? Yasemin aramaya çıkmıştır. Hadi Yasemin, hadi aç şu telefonu. ...12 haftalık gebe kızımız Yasemin Üstün, öyle mi? Hı hı. Merhaba doktor bey. Merhaba hanımefendi. Annesi misiniz, kaynanası mı? Annesiyim. Güzel. Niye yüzün gülmüyor o zaman güzel kızım? Hadi kaynanan olsa anlayacağım. Kocan gelmedi değil mi canın sıkkın? Ah bu kocalara, hiç zora gelemezler. Ama kabahat sizde. Çok şımartıyorsunuz. Abla, peyniri Çiçek'e uzatır mısın? Ben onun hizmetçisi değilim. Hayır. Abla, peyniri uzatır mısın? Kendi istesin. Otur Çiçek. Abla, peyniri dedim. Ben de kendi istesin dedim. Seni avukat mı tuttu? Nazan, uzat şu tabağı. Al. Bir daha geldiğinde kocan yanında olsun. Doktor bebeğimizin cinsiyetini söyleyecekmiş de, bak o zaman koşa koşa gelir. Geçmiş olsun hanımefendi. Sağ olun. Niye söylemedin doktoru? Neyi? Babası olmadığını. Utanıyorsun değil mi? Aldırmayacaksın dedim. Beni kürtaj masasından kaldırdın. Ama şimdi kızın babasız çocuk doğuracak demeye utanıyorsun. Hayır. Yasemin, hayır. Kızım ne utanması? E utanıyorsun anne. Utandığın için ağzını açmıyorsun. Olur mu hiç bir tanem? Utanacak olsam seni... Ama ben utanıyorum. Canım. Hem de çok utanıyorum anne.
Bebeğin babası yok mu? Ama dünya güzeli bir annesi var. Harika bir anneannesi var. Daha ne olsun? İçinde bir can taşıyorsun kızım. Başına ne gelmiş olursa olsun sonuçta anne olacaksın. Bu utanılacak bir şey değil. Al bakalım şunu. Bebeğinin ilk resmi. İtalyan bayrağı Alpay bu, İtalyan. Şuraya da Mussolini'nin fotoğrafını koysaydın bari. Banca Veneta İtalyan bankası değil mi? Burası Türkiye oğlum. Müşteriye yabancı sermaye olduğunu hissettirmeyeceksin. İsteyeni var, istemeyeni var ya. Baştan mı öğreteceğim size reklamcılığı? Ben de durup dururken uydurmadım. Yasemin istedi İtalyan vurgusu olsun diye. Canım Yasemin böyle bir şey istemez. Ama istedi. Anlamadım zaten niye onsuz toplantı yapıyoruz. Sunuma çeyrek kalmış, müşteri temsilcisi ortada yok. Bakma bana, ben Yasemin'in annesi değilim. Aramadın mı? Aradım tabii ki ama açmadı. Bayrak vurgusunu unut. Yasemin de gelince beni görsün. Böyle Allah'lık usullerle olmaz dayı. Anlatacağım sana ne yapmamız gerektiğini. Bana hesap kitap işi deme yalnız. Aklım ermez. Tamam. Hesap kitap benim işim. Sen işçilere göz kulak ol yeter. Orasını merak etme. Hadi kaçıyorum ben. Çeneplerle işim var. Kolay gelsin. Nadia? Ne işin var senin burada? Savaşımın canı mortadella çekmiştir dedim. Atladım uçağa geldim. Dört bavulda mı? Sakın ağzını açma. Geri döndüm, itiraz da kabul etmiyorum. Şunları şimdilik içeri taşıtır mısın? Bir otel bulayım, oraya gönderelim. Sen harbi delisin ha. Seni terk edebileceğimi mi sandın? En önemli müşterimiz için toplantı yapıyoruz, sen yoksun. Sebebini söyle. Ya tamam, kovun beni Bora Bey, kovun bitsin bu tartışma. Allah Allah, bir şey söyle kızım. Uyuyakaldım de, arabam bozuldu de, bir şey de. Gönlünüz olacaksa uyuyakaldım diyeyim. Arabam olmadığını zaten biliyorsunuz. Sen ne kadar inatçı bir şeysin ya. Öyleyim maalesef, değişemiyorum. Değişme zaten. Gördün mü Alpay'ın yaptığı afişleri? Aptal. Tamamen yanlış anlamış. Ama sen de misin İtalyan vurgusu olsun diye? İtalyan sempatisi dedim, vurgusu demedim. Yani İtalyan pizzası gibi, Roma dondurması gibi, spagetti gibi. Bunları söylemedin mi Alpay'a? Söylememe gerek var mı? İtalyan sempatisi deyince akla ne gelir? Aklım almıyor ya. Delireceğim. Ya Yasemin bas bas bağırıyor beni kovun diye. Bora gülüyor. Kesin ilişkileri var. Derya güldürme beni Allah aşkına. Adam en süper mankenlerle takılıyor be. Yasemin'i ne yapsın? Vallahi Azra'cığım. Yasemin'in de o süper mankenlerden aşağı kalır yeri yok. Saçmalama Derya. Şimdi toplantıda mahvedeceğim onu, görecek gününü. Sitare. Kreatifler yarım saat içinde toplansın. Müşteri temsilcileri de. Hemen efendim. Toplantıda anlat bu söylediklerini. Tamam. Yasemin, canım iyi misin? Çok merak ettik toplantıya gelmeyince. Hasta falan mısın? Yok canım, sağ olun, iyiyim, bir şeyim yok. Yasemin, gelsene biraz. Şuna da bir bakalım. Tamam, sen devam et. Neredesin sen ya? Ne yapıyorsun sen? Seni idare edeceğim diye canım çıktı, farkında değil misin? Farkındayım, çok özür dilerim. Sen böyle değildin Yasemin. Ne oldu sana? Sevgi ne olur, hiç havamda değilim. Başlayacağım ama havana. Serdin işleri ya. Mehmet'ten ayrıldığından beri darmadağınsın. O herif için hala üzülüyorsan.
Mehmet'le bir ilgisi yok. O defteri çoktan kapattım. Güzel. Çok iyi yapmışsın. Ama niye böylesin hala Yasemin? Başkasına mı aşık oldun? Aşk mı? O ne? Bak. Aşk bizim işimiz gibi bir şey Sevgi. Yalan dolan yani. Hadi toplantıda görüşürüz. Karanlık işler bunlar, şaka değil. Durumun ciddiyetini anlamıyorsun. Asıl sen beni anlamıyorsun. İlla hatırlatmam mı gerekiyor? Bunu sana hatırlatmak zorunda mıyım? Senin başın dertte. Kovsam bile gitmem. Sonuna kadar buradayım. Ahmet Ağa, selamün aleyküm. Aleyküm selam da ne oluyor falan, ne iş? Ya bazı aksilikler oldu, ben anlatırım sana. Ulan siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Aa, bir yavaş ol. Alımı nasıl gönderirsiniz? Darma dumun ederim pala. Allah'ıma kitabımı yakarım sizi. Ev buluncaya kadar bizde kalırsın. Başımızın üstünde yerim var. Sağ ol Savaş'ım, eksik olma. Ama otelde daha rahat ederim. Peki. Nerede ev bulalım? Var mı istediğin bir yer? Hiç fark etmez. Holding'e yakın olsun yeter. Tamam. Ben çocuklara haber salarım. Dayı gel. Seni Nadia ile tanıştırayım. Nadia Altın. Dayım Abdülkadir Pala. Ama herkes Pala dayı der. Memnun oldum Abdülkadir Bey. Pala Pala. BM yok. Ben de memnun oldum. Nadia benim üniversiteden arkadaşım. Amerika'da birlikte okuduk. Güzel. Ziyaret, ticaret. İş dayı. Nadia bizim yeni genel müdürümüz. Genel müdürümüz mü? Hı hı. El ele verip Baldarlar Gıdayı sektöründe bir yapacağız. Değil mi? Bu işin alfabesini unuttunuz mu arkadaşlar? Biz müşteriyi yönlendiririz. Onlar bizi değil. Bora Bey, Banca Veneta benim müşterim değil ama bir fikrim var. İtalya denince aklımıza gelen şeyleri kullansak. İtalya'yı hatırlatan şeyler. Pizza mesela. Çok hoş olur bence. Resimde pizza yiyen birileri olsa. Ya da ne bileyim, mutlu insanlar spagetti yiyorlar. Süper fikir. Şahane. Azra, tebrik ederim. Kusura bakmadın değil mi? Senin müşterin aslında. Niye kusura bakayım Azra'cığım? Bora Bey her zaman ne der? Buradaki fikirlerin tek bir sahibi vardır, ajans. Ön bahçeye 4 kamera koyduk. Hepsi son sistem. Sensörlü. En ufak bir hareketle zoom yapıyor. Görüntüler istediğiniz anda bilgisayarınıza aktarılacak Savaş Bey. Siz de yakından takip edebileceksiniz. Güzel. Kolay gelsin. Sağ olasın abi. Kimin için bunlar? İçerisi için mi, dışarısı için mi? Dayı, bir daha burada yanlış bir şey görmek istemiyorum. Aa, sensin oğlum. Sen ne dersen o olur. Gelsene. Bu arada anlamışsındır herhalde. Nadia benim başımın tacıdır. Kılına zarar gelirse, aşiret falan dinlemem, herkesi yakarım. Niye söylüyorsun bana bunu? Söylemen gerekenlere söyle diye. Kız her şeyi gördü. Gördü ama unuttu. Anladın mı?
Aşağı mı iniyorsun sen? Hı hı. İyi. Ben odama döneyim. Nazan abla? Abla? Nazan abla niye böyle yapıyorsun? Abla! Abla yapma! Abla ne olur yapma! Nazan abla! Kız mı acaba? İnşallah kızdır. Korkuyor musun? Çok. Niye? Hissetmiyorum anne. Karnımda bir can var ve ben hiçbir şey hissetmiyorum. Daha çok erken. Hissedeceksin. Bak nokta kadar. Piç bu anne. Karnımda taşıdığım bu nokta kadar şey piç. Şşş. Ne biçim konuşuyorsun? Piç değil mi? Babasının adını bile bilmiyorum. Kızım. Ya niye çıktın geldin Bodrum'dan? Niye kaldırdın beni kürtaj masasından? Sen gelmeseydin ben bundan kurtulmuş olacaktım. Yasemin. Kızım. O senin bebeğin, yavrun. İstemiyorum, ben bu bebeği istemiyorum. İstemiyorum, istemiyorum. Anne yapamayacağım. Yapacaksın bir tanem. Merak etme, her şey yoluna girecek. Sen nasıl açıklayacaksın bunu? Ya ben herkesten gizleyeceğim. Sen nasıl açıklayacaksın? Ben kimseye hesap vermeye mecbur değilim. Benim için önemli olan sensin. Kızım, bir tanem. Bak gör, bebeğini kucağına alır almaz dünyanın en güzel şeyi olduğunu anlayacaksın. O zaman iyi ki doğurmuşum bu harikayı diyeceksin. Annem iyi ki engel olmuş aldırmama diyeceksin. Sahi mi söylüyorsun? Tabii. Hadi adını düşünelim ha. Bak, kız olursa ne koyacaksın adını? Fulya. Fulya tabii. Fulya. Ablanın ruhu şad olsun. Saat 12 olmuş ama uyumuşum. Otur hemen. Ay! Menemen mi yaptın? Dur çok sıcak, dikkat et. Yavaş ye, yavaş. Dur dur. Sen otur.
Of ya, bir pazar rahat yok ha. Günaydın Bora Bey. Günaydın, evde misin? Evet, bir şey mi vardı? Hazırlan, yarım saate kadar gelip alacağım seni. E hadi, daha hazırlanmadınız mı siz? Baran, gel bakayım dayıya. Ne yapıyorsun lan? Abla, hadi evde oturmayalım bugün. Biz bir yere gitmiyoruz. Siz gidin nereye gidecekseniz. Gel Baran. Abla. Ben gelmeyeyim Savaş. Saçmalama. Hep beraber gideceğiz. Baran, hadi yukarı canım. Ya ben dayımlarla gideceğim. Gel dedim sana. Abla. Yeter artık, tadımızı kaçırdın. Tadınızı kaçıran ben değilim. Hiçbir yere de gitmiyorum. İyi. Canın nasıl isterse. Otur o zaman bütün gün evde. Yürü çiçek. Nazan abla. Yapma kurban olayım ya. Bu kızcağızın ne günahı var? Ne günahı mı var? Ne günahı mı var? Ne kadar abisine benziyor, fark etmedin mi? Bu mu yani? Yetmez mi? Bu kızı gördükçe Muzaffer'i hatırlıyorum Endam. Uğursuz'un abisi vurmasaydı Muzaffer hayatta olacaktı. Oğlum da babasız kalmayacaktı. Ne diyor? Bu da haklı Suna ya. O da haklı, bu da haklı. Nereye gidiyoruz dayı? Bakarız. Çıkalım da. Baba. Gel içeri. Baran gel. Hadi ablacığım. Sen ne sanıyorsun ulan kendini? Eski köye yeni adet mi getirdin? Sen benim malımı nasıl iade edersin? Ne? Zehir işi bitmişmiş. Artist misin lan sen? Sana ne zehirden? Seni mi zehirliyoruz? Bu işler Amerika'da sürtmeye benzemez Savaş Bey. Ne diyorsun sen Ahmet Ağa? Al tekrar yola çıktı. Sabah sizin depoya inecek. En geç pazar günü sınırdan geçmezse kanınızı kuruturum Savaş. Anam ardım olsun, en ufak kardeşinden başlarım, alayınızı silerim tarihten, o kadar. Oo, çok güzelsin yine. Teşekkür ederim ama pazar pazar nereye? Çok acıktım, hadi bin. Dinlemedin ki en baştan anlatalım. Hemen estin gürledin. Sen daha kısa pantolonluydun biz mal taşımaya başladığımızda. Çocukluğumdan beri zehirden kazandığımız ekmeğimi yiyoruz yani. Ne sandın oğlum? Nasıl bu kadar güçlü bir aşiret olduk biz? Mera'ya koyun sürüsü yaydık diye mi? Uyan artık Savaş. Paranın büyüğü tozdan geliyor. Çiçeğin babasının tozla alakası ne? Onlar kimya sanayi, biz nakliye. Kime gidiyor toz? Var alıcılar. Rus, Bulgar, İtalyan. Vay be. Celep Ahmet Moran koyun kamyonunda toz gönderiyor. Biz de soğuk kasa zulasında yurt dışına çıkarıyoruz, öyle mi? Hani kan davası vardı Moranlarla aramızda? Vardı. Abin çiçeği niye aldı? Kan davası bitsin yine ortak iş yapalım diye. İki aşirete çok zayıf düştü kan davası yüzünden. Çakallar piyasayı elimizden almaya hazır bekliyor.
Allah'tan büyükler araya girdiler de bitti. Töre hikaye yani ha? Asıl mesele paraymış. Yok. Tam hikaye değil. Ama ikisi bir arada oldu. İyi de oldu. Hem töre hem iş. Ne olacak peki şimdi? İşimize bakacağız. Pazara kadar Moran aşiretinin malı yerine ulaşacak bir kere. Ulaşmazsa ne olur? Kan dökülür savaş. Hem de oluk oluk. Kimler gidecekmiş Nadir Beylerin partisine? Yarın öğreniriz Sevgi'den. Sevgi gitmemiş ki. Aradım sabah gideceğimi diye üşütmüş. Beni niye buraya getirdiniz? Sektörün en önemli reklamcılarıyla tanış diye. Baksana Bora geldi. Lale. Hı, merhaba. Size ne yararı var bunun? Bakıyorum tam reklamcı oldun artık. Doğru sorular soruyorsun. Aslında gerek yokmuş. Cevabı anladım nasıl olsa. Neymiş cevabı? Bora. Canım hoş geldin. Ah, merhaba. Hoş bulduk. Handan, Yasemin'le tanışıyor musun? Hayır ama çok duydum adını. Merhaba Yasemin. Handan ben. Merhaba. Ya bırak Nadir abi. Banker Nusret'in reklamlarını sen yapmadın mı zamanında? Sağ ol. Evet yaptım. Herif memleketi dolandırdı gitti. Beni de dolandırdı. İnanıyordum oğlum ben adama. İnanarak yaptım reklamı. Bora ne zamandır Yasemin'le çıkıyor? Yasemin kim? Yanındaki mi? Bora'nın ajansında çalışıyor. Güzel kız değil mi? Abartılacak bir şey değil. Bu ne ya? Taş, taş. Ulan bu Bora var ya. Güzel kız değil mi? Bu işi yapman gerek Savaş. Ne? Adamın şakası yok belli. Ben seni temiz kalmak için çağırdım Nadia. Pisliğe batmak için değil. Ya durumu bir gözden geçir. Hayır. Lütfen bu konuyu kapatalım. Bora Bey partiye Yasemin'i götürmediyse ben de Alpay değilim. Saçmalama Alpay. Yasemin kim ki duayenlerin partisine gidecek? Yakında başımıza direktör olur görürüz günümüzü. Hiç şaşırmam vallahi. Bu ne? Bu mu? Kül kedisinin ayakkabısı. Ne demek o? Uzun hikaye. Bir yer anlatırım. İçecek ne getireyim? Kırmızı şarap? Yok, su. Su mu? Evet, su. Tamam, hemen geliyorum. Bora ile ne zamandır birliktesiniz? Biz Bora Bey ile birlikte değiliz. Çift gibi görünüyorsunuz ama. Yanlış bir izlenim verdiysek özür dileriz ama değiliz. Al canım. Teşekkür ederim. Siz birlikte olmadığınızdan emin misiniz? Kesinlikle. Sadece arkadaşız. Yolun başı yani. En zevkli kısmı. Ya ne var ki bunda? Asma suratını hemen.
konuşmayayım diyorum ama dayanamıyorum. Yanlış anladın beni. Nadia yine başlama lütfen. Ya sürekli yap demiyorum. Ama bu seferlik yapman gerek. Daha doğrusu bir seferlik göz yumacaksın. Göz möz yumamam. Yanlış bir şey görmezden gelemem ben. Canım benim. Biraz soğukkanlı düşün. Kayınpederin seni tehdit etmiş. Ne kayınpederi ya? Sen beni delirtmeye mi uğraşıyorsun? Ya sonuçta kızıyla nikahlı değil misin? Sen biliyor musun? Anlattı. Savaşım. Canım. Bu düzenleri öyle ben değiştirdim demekle değiştirilmez. Doğru söylüyor abi. Kendi kendine dönmüyor uçaklar. Bir döndüren var. Bir günde durduramazsın. Azaltacaksın önce. Nasıl derler? Tedricen. Heh. Evet, yavaş yavaş bitireceksin. Siz ikiniz de kafayı yemişsiniz. Ne diyorsunuz siz ya? Ben zehir tüccarı değilim. Benim kalkmam lazım. Tamam, kalkalım. Sen niye gidiyorsun ki? Sen kal erken daha. Hadi, yarın görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Böyledir bu. İşi yap dersen yapmaz. Sen Savaş'ı iyi tanıyorsun galiba. Tanırım. Kendimden çok severim ayrıca. Ya bırak Allah aşkına. O herif reklamcılığın reisinden anlıyorsa bana da Bora demesinler. Hangi reyden bahsediyorsun? Adam da ağasından anlamıyor, sen ne diyorsun? Abi nereden buldun bu kızı ya? Müşteri temsilcim. Vay. Sulanma oğlum, sulanma. Yok canım, ne münasebet. Sıramızı bekleriz elbet. Çok beklersin, yok öyle bir şey. Abi, bekle. Söyle Eşref. Bilirsin, moranlar çok belalıdır. Bilmez miyim? Ama bu devran böyle dönmez Eşref. Doğrudur. Ama madem böyle dönmez diyorsun. Korumaların hepsine güvenme. Niye? Hepsi bizim aşiretten değil mi? Öyledirler. Ama toz işi yapmayacaksan bunları doyurmak zordur. Nasıl yani? Büyük işin parası da büyük olur. Bunlar büyük işe alışmışlar. Sen alışmadın mı? Sen büyük para istemiyor musun? Ben nasip ağama hiç isyan etmemişim. Karnımı doyurmuş. Ama içim hiç rahat olmamış. Benim büyük parada gözüm yok. Şuram huzurlu olsun yeter. Ya mecbur kalırsam ne olacak? O zaman sana güvenemeyecek miyim yani? Sen toza bulaşmazsın. Senin başka türlü bir vicdanın var. Ulan ne belalı iş be. Ara Ahmet Moran'ı. Söyle. Malı cumartesi huduttan geçiyor.
Artık gidebilir miyiz? Ne oldu? Sıkıldın mı? Yoruldum. Artık gitsek iyi olur. Tabii hemen. Biz kaçtık. Görüşürüz. Peki. Güle güle. Güle güle. İyi günler. Biz kaçtık andan. Güle güle. Çok memnun oldum. Ben de. Görüşürüz. Teşekkür ederim Bora Bey. İyi akşamlar. Geceyi erken bitiriyorsun ama. Yeter bu kadar. Yasemin. Çok erken daha. Hadi gel başka bir yere gidelim. Bugünlük görevimi fazlasıyla yaptım öyle değil mi? Görev mi? Ne demek istiyorsun? İyi geceler. Yasemin, hoş geldin. Hoş bulduk anne. Yasemin, iyi misin? Ha? Çok yorgunum anne, hemen yatacağım. Daha erkendi kızım. Londra'ya gitmemiş miydin? Biz evlenecektik. Biz bir hafta sonra evlenecektik. Kabahat senin. Benimle yatsaydın ben de mecbur kalmayacaktım. Ya sus! Bir tek şey istedim senden Allah'ın belası. Bir tek şey istedim. Ölmüş babama söz verdim dedim. Evlenmeden önce kimseyle beraber olmayacağım diye babama söz verdim dedim. Biraz sabırlı ol dedim. Bu muydu senin aşkın? Bu muydu aşkımın karşılığı? Aşk eşitlenmek değilmiş ama değil mi? Sen yapınca bir hata oluyor, ben yapınca bin hata oluyor. Geri olacak dedim Eşref. Bu ilk ve son olacak. Abi, kusura bakma da bir kere oldu mu gerisi gelir. (Gülüyor)
Yasemin! Hadi kızım, uçağı kaçıracağım. Geliyorum anne. Ay, ev olduğu gibi kaldı. Biraz toparlar, hemen gelirim. Acele etme anne, iyiyim ben. Ay hadi, taksi bekliyor. Ah, bırak bırak. Sakın ben yokken ağır mağır kaldırma, tamam mı? Hadi. Tamam. Geç kaldık Yasemin yani. Vallahi billahi ya. Tamam mı? Muranların gönlü oldu mu? Tamamdır. Ahmet Moran selametti. İyi. Dayı, bir kere daha söylüyorum. Bu sondu. Bir daha asla toz işi olmayacak. Anne, çok ciddiyim. Benden gizli iş çevirmeye kalkanı mahvederim bilesiniz. İyi, tamam. Öyle olsun bakalım. Hiç vicdanın sızlamıyor mu senin ha? Bu zehirden insanlar ölüyor diye aklına gelmiyor mu senin hiç? Zorla mı içiriyoruz? İçmesinler. Anne. Ben önce kendi insanımı düşünürüm Savaş. Bak, kışı yarıladık bile. Dağıttığımız kömür çoktan kül oldu. 10.000 canın unu bulguru nerede ha? Üstü başı nerede? Çocuklar aç, sefil, perişan. Aşiret başladı homurdanmaya. Telefonlar susmuyor. O aç sefil insanları doyurmak devletin işi anne. Bizim işimiz değil. Anlamıyor musunuz ya? Aşirette devlet biziz. Biziz! Endam, Eşref'i çağır bana çabuk. Hemen ağa. Çiçek. Buyur. Hadi hazırlan, çıkıyoruz. Nereye? Hazırlan sen hadi. Buyur abi. Depoya git. O söktürdüğüm kameraları aynen taktır. Güvenlik şirketinden de adamlar gelsin, tek tek kontrol etsin. Emrin başım üstüne abi. Hadi Çiçek. Nereye? Senin şu okul işini halledeceğiz. Ne okulu? Çiçek, dışarıda bekliyorum seni. Savaş. Ananın kusuruna bakma. Ne de olsa ağa kızıydı, ağa karısı oldu. Kendini 10.000 canın devleti biliyor. Dayı, hangi yüzyılda yaşıyoruz? Başka bir yol bulacağız. İnsanımızı devlet doyuramıyorsa biz doyuracağız. Ama zehirle değil. Anladın mı? Oh be evladım. Keşke o kadar basit olsa. Sadece can meselesi değil ki bu. Yüksek yerler neyle besleniyor sanıyorsun sen? Bunları. Hadi Çiçek. Hayırdır? Karı koca nereye böyle? Ne karı kocası dayı ya? Okula kaydımı yaptıracağız. Babanın haberi var mı bundan? Ona kim soruyor? Kızını toz uğruna bize satmadı mı? Bunu
ortaya yapıştırın. Böyle mi? Yemeğe çıkmadın mı sen? İşimiz var, sunumu hazırlıyoruz. Kaçtaydı sunum? 2'de. E hadi çabuk yiyelim o zaman. Bize ne ki? Bizim müşterimiz mi? Allah Allah. Sevgi? Aa, Lalecim nasılsın? Otursana yemek yiyelim. Afiyet olsun, ben yedim. Sunumunuz varmış. Hı hı. Bizim değil, Yasemin'in. Oo, Bora'nın yeni girlfriend'inin yani. Gelmedim partiye, görecektin. Bir girdiler içeri. İkisi de şahaneydi. Kız çok güzelmiş. Nasıl ya? Birlikteyiz mi dediler? Demelerine lüzum yok ki. Belliydi. İlişkiyi saklamak da yeni moda oldu. Birlikteysen birlikteyim de ne var ki? Öyle değil mi sevgicim? Ya niye saklıyorlar anlamadım. Şunda asıl. Bir izleyelim mi? Alpay biraz çıkar mısın? Alpay, kapıyı kapatır mısın? Nadir'in partisine Yasemin'i de mi götürdün? Bir sakıncası mı var? Bora yapma. Kimi götüreceğimi sana mı soracağım? Ortağımsın diye hayatıma karışmaya hakkın mı var? Hayatın umurumda değil. İstediğini istediğin yere götür. Yasemin hariç. O kızın bu ajanstaki sürtüklere benzemediğini görmüyor musun? Ya Sevgi, saçmalamayı keser misin? Bora lütfen. Kız zaten o adi nişanlısı yüzünden perişan oldu. Sana ne ya? Annesi misin? Hayır. Vicdan sahibiyim. Sevgi, çok işim var. Hadi. Bora Yasemin sana göre biri değil. Hevesini alınca bırakacaksın. Kızcağız mahvolacak. Lütfen yapma. Ne diyorsun sen ya? Sende hiç ahlak kalmamış olabilir. Ama bende hala var. Onun için lütfen Yasemin'i... Sevgi, sen durumu anlamadın galiba. Ben Yasemin'e aşığım. Sen aşık olamazsın Boracığım. Sende sevme yeteneği yok. Oldum. Hem de deli gibi. Anladın mı? Sevme yeteneği neymiş göreceksin. Nerede kaldı bu müşteri? Yoldalarmış Bora Bey. 10 dakika gecikeceklermiş. Nasıl? İyi eğlendin mi dün partide? Olmuş değil mi? Hı hı. Bora Bey. Dağıtacağımız dosyalara baktınız mı? Hayırlı olsun. Sağ ol. Bayağı da pahalıymış okul. Sana ne parasından? Bir daha duymayayım bak. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Sağ ol. Sağ ol. Tamam ya. Bu kadar teşekkür etmene gerek yok. Hadi bin. Burada okuyacağıma inanamıyorum. Eve gitmeden kitaplarını da alalım. Tamam. Bittim ya. Amma zor sunumdu değil mi? Böyle kök söktüreceklerini bilseydim hiç bulaşmayalım derdim. Yasemin adamları büyülemeseydi işimiz zordu. Harikaydın Yasemin. Teşekkürler. Kızım amma güzel konuştun. Ne kadar param varsa gidip Banka Veneta'ya yatırasım geldi. Gerçi ben de fena değildim. İyiydin iyiydin. Sen de iyiydin. Benim fikrim işe yaradı desenize. Spagetti mi? Aa, yaramaz olur mu Azra'cığım?
İstare nerede kaldı kayıntılar ya? Öldüm açlıktan. Bekle beraber çıkalım. Kaybolma. Neredesin sen ya? Bekle beraber çıkalım dedim. Kayboldun. Ne bunlar? Alışveriş hastalığına mı yakalandı yoksa piyango mu vurdu? Artık böyle Sevgi. Madem ye kürküm ye dünyası, kazandığımı bunlara harcayacağım. Yasemin, bence senin bir doktora ihtiyacın var. Çiçek, baldarların gelini. Gelin kısmının yeri de belli. Çiçek, genç kız mı ki okula gitsin? Ya gittiği yer gazino değil. Edebiyle gider gelir. Hangi yüzyılda yaşıyoruz? Tövbe estağfurullah. Sen insanı dinden çıkarırsın. İsyankâr bu kız, isyankâr. Kanında var. Okul bitince bu sefer de öğretmenlik yapacağım diye tutturacak. Ona da mı eyvallah diyeceğiz? Yenge. Mustafa gelsene. Şey benim matematik ödevi. Kablosuz internet şifremiz ne? Nazan abla, Baran'a bugün ne pişirelim? Şimdi o kuru fasulye yemez. E tamam, makarna yapmışsınız. Köfte de kızartın, yeter ona. Tamam. Abla gördün mü? Abim Çiçek yengeme laptop almış. Var ya süper bir şey. Benimki yanında hurda kalır. Bitti mi Mustafa? Sen de. Ha? Kimse ki yepyeni bilgisayar alınıyor sana. Ya! Ha? Katilin kardeşi. Ya yapma. Senin abin beni dul bıraktı. Onun yüzünden benim çocuğum babasız kaldı. Nazan, dışarı çık. Çık dışarı. Bu kız bu evde yaşadığı sürece benim içimin ateşi sönmeyecek anne. Beni de yakacak, sizi de yakacak. Bilmişim. Savaş, yarın yenisini alır. Merak etme. Adı ne peki? Ben Kül Kedisi diyorum. Tamam da gerçek adı ne? Bilmem. Sormaya fırsat kalmadan kayboldu. İnanamıyorum. Tam Bodrum hikayesi. E kızı aramadın mı peki? Nasıl arasaydım? Kapıları çalıp pardon ben bu kolyenin sahibi Kül Kedisi'ni mi arıyorum deseydim. Unuturum diyordum. Hayatımdan böyle bir sürü kız geçti. Ama onu unutamıyorum ya. Böyle yüzü zihnimde aynen duruyor. Savaşım, sen çok fena aşık olmuşsun. Ne bileyim. Herhalde. Ama asıl garip olan ne biliyor musun? Onu özlüyorum. Canım benim ya. Bulalım şu kızı Cem. Vallahi Bodrum'da bara giren her kıza baktım. Belki odur diye. Ama yok. Yer yarıldı, içine girdi sanki. Sen yorma kendini. Bir gün karşıma çıkacak nasıl olsa. İçimden bir ses.
bulacaksın diye. Bundan sonra sadece kariyerim var Sevgi. Çok yükseleceğim bu işte. Oyunu ben de kuralına göre oynayacağım. Bora'nın yatağına girerek mi? Ben kimsenin yatağına falan girmedim. Henüz. Ama böyle giderse uzun sürmez. Asla. Şu şeyi versene. Ah. Yasemin. Bak ben sende kendi gençliğimi görüyorum. Onun için bu kadar yakınım sana. Ben de senin gibiydim. Masum, dürüst. Ama çok hırpalandım. Sağ ol Sevgi ama korkmana gerek yok. Buraya güvenilmez Yasemin. Şeytana güven, buraya güvenme. Sana aşığım diyecek, senin için ölüyorum diyecek. İnandırır da Allah'ın cezası. Daha öncekilere yaptığı gibi. Bora bana parmağını bile süremez. Hiçbir erkek süremez. İyi de Yasemin, yani bütün bu giysiler, takılar, bunlar... Ya ben anlamıyorum seni. Erkekleri etkilemek için. Ama hiçbiri beni elde edemeyecek, için rahat olsun. Bak Yasemin. Bu piyasa için çok küçük bir lokmasın. Bora bir çırpıda yutar seni. Göreceğiz bakalım kim kimi yutuyormuş. Ölmek istiyorum Sevgi. O kadar mutsuzum ki ölmek istiyorum. Buyurun. Hoş geldiniz. Canım hoş geldin. Hoş bulduk. Buyurun. Buyurun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İçeri geçin buyurun şöyle. Ay canım Allah bağışlasın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Buyurun. Hoş geldiniz. Bulduk. Şanur Ana. Böyle geçin buyurun. Teşekkür ederim. Ben okula gidiyorum. Okul mu okul yok. İçeride misafir var. Çık odana. Üstüne doğru düz bir şeyler giy. Altından da tak in aşağıya. Ama... Hadi. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Çift Panter adıyla Türkiye'ye girecekler. Güney Reklam'la görüşüyorlar. Bizim hemen araya girmemiz lazım. Ama hazırlıklı gitmeliyiz ki etkileyelim adamları. Yarın bize bir sunum yapın diyeceklermiş gibi çalışacağız. Bu dergilerde ürünlerle ilgili her şey var. Hemen başlıyorsunuz. Yasemin, hazır ol. Toplantı 5'te. Derya versin. Buyurun. Gelin hanım yok mu Şahnur Hanım? İner şimdi. Teşekkür ederim. Sen nasılsın Nazan? İyi misin kızım? Çok şükür Nebahat teyze. İdare ediyoruz işte. Çocuklar kocaman olmuş. Ya. Maşallah. Niye giyinmedin sen hala? Kırmızı mumlu davetiye mi bekliyorsun? Ama Şahnur Ana, benim bugün vize sınavım. Sen şımardın Çiçek Hanım. Savaş sana azıcık yüz verdi diye şımardın. Giy şunlardan birini. Altınlarını da tak. Yüzüne de biraz makyaj yap. Aşırıya kaçma. Bu yüzüğü de bir daha parmağından çıkardığını görürsem, başına gelecekleri sen düşün. Arkanda anan baban yok artık senin Çiçek. Sen bu evin gelinisin. Sok bunu kafana. Ah.
Teşekkür ederim. Buyurun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Aynur Hanım, ben Osman Bey'i soramadım. Sağ ol. Nasıl? İyi mi sağlığı? Son doktor kontrolünden sonra rayına oturdu. Çok aman, iyi şimdi. Aman neyse. İlaçları da var. Hah işte güzel gelinim de geldi. Tutun maşallah pek de güzelmiş. Öp kızım ellerini. Hoş gelmişsiniz. Allah mesut etsin. Bebek müjdesi yok mu daha? O da olacak inşallah. Böyle ihale dosyası olmaz Gökhan Bey. Siz hiç ihale dosyası hazırlamadınız mı? Biz böyle yapıyoruz Nadia Hanım. 40 kere yaptık daha evvel. Artık böyle yapmıyoruz. Şartnameyi düzgün okuyun, yeniden hazırlayın. Bir sade kahve söyleyin de içelim Nadia Hanım. Beni çok meşgul etmeyeceksin ama. Eyvah. İşim var oğlum, Allah Allah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siparişlerinizi alabilir miyim? Çarap alırız. Değil mi? Olur olur. Ben bir portakal suyu alayım. Peki. Ben de vodka grapefruit mu alsın? Ne kaynatıyorsunuz? Sen seviyorsun buradaki şarap. Evet, ben buranın şaraplarını çok seviyorum. Gerçekten. Sanki gazozla şarap arasındaki farkı biliyorsun da. Allah Allah. Niye ya? Ben İtalyan şaraplarını iyi bilirim. Buraya iş getirme Alpay. Tamam, iş yok. İş yok. İş yok. Bundan sonra iş yok. Ya şarap neden yapılıyor? İnanmıyorum. Savaş. Cem bir saniye. Gir ayarlara. Sistem araçlarına bu. Kusura bakma Cem. Oğlum. İnanmayacaksın ama seninki burada. Kim benimki? Kim olacak? Kül kedisi.